Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Tuat Mekke 9. sefir 56. kısım. Fasıl içinde vasıl. Üzerinde borcu varken ölen kimsenin durumu. Bazı bilginler böyle bir insanın velisinin orucu tutması gerektiği görüşündedir. Bazı bilginlere göre ise kimse kimsenin adına oruç tutamaz. Bu görüşteki bilginler görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre veli yoksulları doyurarak borcunu öder. Bir kısmına göre ise ölen insanın vasiyeti olmadıkça ne oruç tutulabilir ne de yoksullar yedirilir. Bir kısmına göre veli oruç tutar, tutamazsa yedirir. Bir grup bilgin ise adak borcu ile farz orucu ayırt ederek adakta velinin orucu tutabileceğini, farz orucu ise tutamayacağını ileri sürmüştür. Vasıl, batını yorum. Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah müminlerin velisidir. Başka bir ayette ise peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Buyurulur. Bir şey terbiye altındaki müridini ehil görüp belirli bir hale ve özel bir makama ulaşması için bir zikre tahsis etmiş, mürit ise onu yapamadan ölmüş olabilir. İçimizden bazıları şöyle demiştir. Ölüm mürit ile bu makam arasına girmiştir. Mürit onu elde etseydi bu makam sahibinin hak edeceği ilahi mertebe ulaşabilecekti. Şeyh müridin velisi olduğuna göre, ölmüş müridin vekili olarak kendisini o makamı ulaştıracak olan ameli yapmayı, yapmaya başlamalıdır. Ameli tamamladığında ise ameli tamamladığında ise şeyh kendisini daha önceki şekliyle hayalinde canlandıran biri gibi müridini zihnine canlandırır. O işi temsil eden sureti kendisine giydirir ve Allah'tan onun bu şekilde kalmasını ister. Böylelikle müridin nefsi o makamı yetkin bir şekilde bulunur. Bu durum Allah'ın bir lütfu ve ihsanıdır. Allah büyük ihsan sahibidir. Bu şeyhimiz Ebu Yakup Yusuf bin Yahlev el-Kumi'nin görüşüdür. Ondan başka beni kimse riyazete sokmamıştır. Ben de kendisinden riyazette yararlandım ve beşleriyle bana yarar sağladı. O benim için bir talebe ve öğretmen olduğu gibi ben de onun için böyleydim. İnsanlar bu durumu şaşırır ve kimse bunun nedenini bilmezdi. Sene 586 ydı. Bu dönemde benim fethim yani keşfe ulaşmam, açılmam, riyazetimi öncelemişti ki bu tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle Allah bu şeyhin elinin altında riyazetimi tamamlamayı nasip etti. Allah benden dolayı ona bolca ihsanda bulunsun. Allah ehlinden bazıları şöyle der. Kimse kimsenin yerine bir amel yapamaz. Fakat himmet ve duasıyla Allah'tan o kişi adına bunu talep edebilir. Çoğunluk bu görüştedir. Diğeri ise nadiren gerçekleşir. İşte kimse adına oruç tutamaz ve velisi onun adına oruç tutabilir demenin batını yorumu budur. Vasiyet edilmedikçe başkası adına oruç tutulamaz veya yemek yediremez denilmesine gelirsek bu tavsiye ölürken müridin şeyhine bana himmet et ve yaptığın amelinden bana pay ayır belki Allah arzuladığım şeyi bana verir demesidir. Müridin böyle bir şey yapması, onu kendisine hizmet ettirmek anlamına geleceği ve müridinin hakkını unutacağı ile ilgili şeyhe dönük bir itham olacağı için şeyhe karşı saygısızlıktır. Bu konuda asıl olan şey şudur. Bir adam Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem cennette kendisiyle beraber olması hususunda Allah'a dua etmesini istemiş. Bunun üzerine peygamber çok secde ederek kendi adına bu konuda bana yardımcı ol diye karşılık vermiştir. Böylelikle peygamber bu davranışıyla dikkatini çekmiş ve kendisine karşı saygısızlık yaptığını dikkat çekmiştir. Yol, şeyhin zamanının ehlini unutmaması gerektirirken nasıl olur da hizmetine tahsis edilmiş müridini unutabilsin. Çünkü kıyamet günü geldiğinde Allah katındaki mertebeleri ortaya çıktığında burada dünya hayatında kendilerine eza edenlerin onlardan korkmaları bu yol ehlinin fütüvetinin ve nefsleri bilmelerinin bir gereğidir. Kıyamet günü şefaat edecekleri ilk kimseler kendilerine eziyet etmiş insanlardır. Onlara cezalandırılmazdan önce şefaat ederler. Bu Ebu Yezid el-Bestami'nin ifadesidir ki benim görüşüm de budur. Çünkü velilere iyilik edenlere sadece iyilik etmiş olmak yeterlidir. Dolayısıyla onlara iyilik yapanlar söz konusu veli adına önceden yapmış oldukları iyiliklerin karşılığı olarak yaptıkları insanlarla Allah nezdinde bizzat kendilerine şefaat ederler. İyiliğin karşılığı iyilikten başka ne olabilir ki? Kim affeder ve barıştırırsa onun ödülü Allah'a kalmıştır. Bu insanları bağışlayanlarla ilgilidir. Hatta veli şey kendisini tanımasa bile şeyhi bilenleri bile unutmaz. Bu nedenle adını duyduğunda söven kendisini kınayanları ya da iyiliklerini zikrederek kendisini övenleri bağışlamasını, vaat ve affetmesini Allah'tan diler. Bunu bizzat kendimden tecrübe ettim. Allah'a hamdolsun. Allah bunu bana ihsan etti ve kıyamet günü gözümün gördüğü tanıdığım ve tanımadığım kimselere şefaat etme hakkını bana vaat etti. Bunu gerçekleşeceği yeri bana gösterdi ve ben de hiçbir kuşku duymayacak şekilde doğru bir tecrübeli onu gördüm. Şeyhimiz Ebu İshak bin Tarif'in görüşü de buydu. O, Karşılaştığım kimselerin en büyüklerinden biriydi. 589 yılında Cezeri Hadra'da yanındayken bana şöyle demişti. Kardeşim, vallahi gördüğüm herkes veliydi. Bunun üzerine ben de ey Ebu İshak nasıl böyle bir şey dersin diye sorduğumda şöyle dedi. Beni gören veya duyan insanlar hakkımda ya hayır konuşuyorlar veya bunun tersini söylüyorlar. Benim hakkımda iyi şeyler söyleyenler veya beni övenler beni ancak kendi niteliğiyle övmektedir. Şayet o niteliğin sahibi veya mahalli olmasaydı beni onunla niteleyemezdi. Bana göre böyle bir insan Allah'ın velilerindendir. Hakkımda kötü söyleyenler ise bana göre Allah'ın benim halime muhtali ettiği bir velidir. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakan feraset ve keşf sahibi biridir. Dolayısıyla bana göre o da velidir. Bu durumda kardeşim Allah velisinden başka kimseyi görmüyorum. Şeyhin bunu bana söylemesinin nedeni, daha önce şeyhin yanında bir türlü ardında başka türlü konuşan septeli bir adam hakkında yaptığımız konuşmaydı. İnsanlar hakkında iyi zan beslemenin en ileri derecesi budur. O, nefesleri hesap edilen ve gafletlerinden dolayı cezalandırılan şeyhlerden biriydi. Kendisinden söz ederken, Et Durretül Fahire isimli eserimizde belirttiğim bir gafletinden cezalandırılırken vefat etmişti. Bazı bilginler adak orucuyla farz kılınan Ramazan orucunu ayırt etmişti. Adak, insanın kendisini zorunu tutması nedeniyle Allah tarafından farz kılınmış bir orucudur, oruçtur. Ramazan orucu ise kulun yükümlü tutması olmaksızın Allah'ın kendiliğinden farz yaptığı oruçtur. Kul, adak orucunun farz yapılmasında bir katkıya sahip olduğu için velisi onun adına oruç tutabilir. Çünkü adak orucu kulun kendisini zorunlu tutmasından meydana gelmiştir. Bu konuda kendisi gibi bir insan onun adına oruç tutup yükümlülükten kurtulması mümkündür. Allah'ın kendiliğinden farz kıldığı orucun farz edilmesinde ise kulun bir katkısı yoktur. Onu kendisine farz kılan canını alandır ve kendisini yaşatsaydı insan bu orucu tutacaktı. Diyeti ödemek öldürene düşer. Allah, Allah'a hicret etmek üzere yola çıktığı halde yolda ölenlerin hakkında şöyle buyurur. Onun ödülü Allah'a kalmıştır. Bu ikisini ayırt eden bilgin, derin kavrayış sahibi, doğru düşünceli, hakik doğru düşünceli hakikatlere çok iyi bilendir. Meselenin batın yorumu budur.